Günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçen haftalarda hatırlayalım, tekrar yapmıştık. Soru cevap yöntemiyle dönemin başından beri işlediğimiz şeyleri oturtmaya çalışmıştık birlikte. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? Anadolu'da Moğol istilasında kaldık. Başlığımızı atalım. Bunu hiçbir sınıfta giriş yapmadım. Sadece bir sınıfta şöyle çok kısa bir üstünde durdum. Çok kısaydı ama. O yüzden bugün burada başlayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, Anadolu'da Moğol istilası diye bir başlık attım. Ama giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü Trasedağ Savaşı'yla tam anlamıyla Anadolu'da Moğollar yerleşecekler. Anadolu'da Moğol istilası gerçekleşecek. Fakat o döneme gelmeden önce Anadolu'da durum neydi, vaziyet neydi? Şimdiye kadar bundan en kötü bahsettik. Anadolu'da beylikler vardı dedik derslerimizde. Birinci dönem beylikleri olarak geçiyordu bunlar dedik. Ve bu beylikler Anadolu Selçuklu Devleti de dahil. Bu beylikler Anadolu'nun muhafazası için, Anadolu'yu korumak adına Moğollara karşı, Haçlı kuvvetlerine karşı, doğudan ve batıdan gelecek olan tehlikelere karşı çeşitli mücadeleler verdi dedik. Kendi içlerinde bazı zamanlarda münakaşalar olmasına rağmen, mücadeleler olmasına rağmen Anadolu'nun muhafazası için gerek doğuda gerek batı topraklarında Anadolu'yu birlikte korumaya çalıştılar, gayret gösterdiler diyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Danışmentlilerin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Haçlı kuvvetleriyle, yine Saltukluların, Gürcülerle yaptığı mücadeleden anlıyoruz. Ortak hedef, ortak amaç daima Anadolu topraklarının muhafazasıydı. Anadolu topraklarına ne Moğolların ayak basması ne de Haçlıların ayak basmasını kabul edemiyorlardı. Bunun önüne geçmek için ortak hedefler doğrultusunda gerek Anadolu Selçuklu Devleti, gerek Danışmentler, gerek Saltuklar, gerek Mengücekler, daha sayamayacağım birçok uygarlık, medeniyet, beylik ne yaptı Anadolu'da bu amaçtan ötürü, ortak hedeften ötürü, Anadolu'yu korumaktan ötürü mücadele ettiler. Bunun dışında bunu şöyle kısaca bir yazalım. Daha sonra yani giriş anlamında olsun bu. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hocam. Efendim. Nasılsınız hocam? İyi, teşekkür ederim. Sen kimsin? Ben Selim hocam. Tamam, teşekkür ederim Selim. Ben dinliyorsun değil mi? Dinliyoruz hocam tabii. Tamam, seni seviyorum. Soru soracağım birazdan, tamam mı? Tamam hocam. Tamam, hadi iyi dinle. Hadi hoşça kal. Görüşmek üzere.
Kerim Yusufların sınıfında ders çok iyi dinliyor. Buradan da katıldı. Burayı yazdım. Siz de defteriniz olarak ederseniz sevinirim. Ne dedim? Amaç ortak hedef dedim. Anadolu'nun muhafazasıydı. Anadolu'nun muhafazası için gerek Anadolu Selçuklu Devleti, gerek Danışmentler, Selçuklar, Saltuklar doğuda Moğollara karşı, batıda ise Haçlılara karşı birlikte mücadele verdiler dedim. Burası aslında birazdan anlatacaklarımızın özeti mahiyetinde. Peki nasıl mücadele verdiler? Bunlardan bahsedeceğim ama önce buraya bir defteriniz not edin, tamam mı? Yazıldı mı? Yazdık hocam. Teşekkür ederim. Siliyorum o zaman. Senin sözünü dikkate alıyorum, siliyorum. Şimdi başlığımızı da değiştirelim. Yeni başlık atalım. Hocam pardon, bu neydi? Hocam şimdi yazacağım oradan bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Başlığımız ve konumuz Selçuklu, Erdem Şah ve Moğol ilişkisi sevgili arkadaşlar. Az önce ne dedim? Anadolu'yu dedim, muhafaza etmek için dedim. Gerek Anadolu Selçuklu Devleti, gerek Danışmentliler, Saltuklular, Mevlücekler, Haçlılara karşı, Doğu'da Moğollara, Batı'da Haçlılara karşı mücadele ettiler. El ele bir mücadele sürdürdüler. Bunun şimdi biraz detayını inceleyeceğiz. Anadolu Selçuklu Devleti üzerinden buna bakacağız sevgili arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Anadolu'yu Moğol tehlikesinden, Moğol tehdidinden ve Moğol istilasından korumak amacıyla Anadolu topraklarına, özellikle Doğu bölgesine, çünkü şöyle bir haritamızı çizelim, oradan gösterelim. Tamam mı? Burayı Anadolu varsayalım. Tamam. Bu bölgede sevgili arkadaşlar, yani Moğol tehdidi Doğu bölgesinden geldiği için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Doğu bölgesine kaleler inşa ettirdi. Öncelikle böyle bir mücadele verdi. Anadolu topraklarını Moğol istilasından korumak için, doğudan gelecek olan Moğol tehdidine karşı korumak için Anadolu'nun, yani bugünkü Türkiye'nin doğu bölgesine kaleler inşa ettirdi ki Moğol tehlikesinden Anadolu'yu koruma ve Anadolu'ya Moğol tehlikesinin geçmesini önlemek için. Tamam mı burası? Bir diğeri, sadece Anadolu'yu tehdit etmiyordu bu Moğol güçleri. Nereyi de tehdit ediyorlardı? Bağdat'ta İslam halifesini, Müslümanların halifesini de tehdit ediyorlardı. Bağdat'ta halife Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin'den yardım istemişti Moğol tehdidine karşı. Ve bu tehdide karşı yardım isteyince Sultan Alaaddin de, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin de Bağdat'a halifeye 5000 kişilik kuvvet göndermişti ki Bağdat halifesini Moğol tehdidinden korumak için. Tamam mı burası da? Tekrar anlatayım mı? Anlaşılmış mı hocam? Cevap geldi mi? Anladım demiş. Tamam. Şöyle kısaca tekrar anlatayım. Anadolu Selçuklu. Anlaşıldı hocam. Tamam, teşekkür ederim Selim. Ama ben tekrardan anlatayım. Pürüz kalmasın ki devam edelim dedim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanı Sultan Alaaddin Anadolu topraklarını doğudan gelecek olan Moğol tehdidine karşı
korumak için. Çünkü Moğollar buraya gelse, Anadolu'ya gelse yağma yapacaklar, talan yapacaklar, yapıp yıkacaklar. Bunu yapmayı, yıkmayı, yağmayı önlemek adına Anadolu Selçuklu Sultanı Doğu bölgesine kaleler inşa ediyor ki Moğollar Anadolu topraklarına giremesin, ayak basamasın diye. Bunun dışında yine Anadolu Selçuklu Sultanı'nda Bağdat Halifesi, yani İslam Halifesi, o zaman merkeze Bağdat'taydı. Biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim'le birlikte Bağdat'ın hilafet makamı, halifelik kavramı Osmanlı Devleti'ne geçti. Fakat bizden önce, yani Osmanlı Devleti'nden önce hilafet kavramı, halifelik makamı Bağdat'ta bulunuyordu. Bağdat Halifesi Anadolu Selçuklu Sultanı'ndan, Alaaddin'den yardım istedi. Moğol tehdidine karşı. Moğol tehdidine karşı yardım isteyince Anadolu Selçuklu Sultanı Bağdat'a 5000 kişilik bir kuvvet gönderdi. Bu kuvvetle ne yaptı? Bağdat Halifesi'ni korudu, o bölgeyi korumak istedi. Fakat başarılı olunacak mı? Ne yazık ki Moğol istilası başarılı olacak. Biz başarı elde edemeyiz. Tabii bundan sonra sevgili arkadaşlar ne oldu? Anadolu Selçuklu Sultanı bir de İran bölgesinde Harzemşahlar bulunuyordu. Harzemşah devletiyle de işbirliği yapmak istedi. Maksat Moğolları Anadolu topraklarına koymamak, ayak bastırmamak için. Fakat Harzemşah Sultanı, yani Harzemşahlar ne yaptılar? Alfat'ı işgal ettiler, Alfat'ı ele geçirdiler. Anadolu Selçuklu Sultanı ile işbirliği yapmadılar. Dolayısıyla da Anadolu Selçuklu Sultanı ile işbirliği yapmayıp Alfat'ı ele geçirmeleri, Alfat bölgesini ele geçirmeleri Anadolu'nun Moğol istilasına açık hale gelmesine sebebiyet verdi. Tamam mı? Bundan ötürü de Moğol istilası Anadolu topraklarına, ne yazık ki Moğollar Anadolu topraklarına adım atacaklar ve istila, talan faaliyetlerini gerçekleştireceklerdi. Buraya kadar anlaşıldıysa şöyle bir yazalım, size tekrar anlatacağım. Tamam mı? Nasıl başlayalım? Şöyle diyelim. Ne dedim? Anadolu'nun muhafazası için dedim. Selçuklu Devleti Moğollara
karşı direndiler, mücadele ettiler dedim. Birinci maddemde dedim ki Anadolu Selçuklu Sultanı Sultan Alaaddin Anadolu'yu korumak için Anadolu'nun doğu bölgesine kaleler inşa etti dedim. İkinci maddemde de Bağdat Halifesi Anadolu Selçuklu Devleti'nden, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin'den Moğol istilasına, Moğol tehdidine karşı 5000 asker istedi dedim, yardım istedim. Bu yardım talebini Alaaddin boş çevirmedi, geri çevirmedi, reddetmedi ve Bağdat'a halifeliği korumak için, hilafet makamının saygınlığını korumak için 5000 kişilik asker gönderdi dedi. Devam edeceğim. Bir diğer maddemde Sultan Alaaddin Harzamşah Devleti'ne, biliyorsunuz ki Harzamşahlar İran'da kurulmuş bir Türk devletiydi. Bu Türk devletiyle Moğollara karşı bir ittifak, bir işbirliği yapmak istedi. Fakat Harzamşahlar bu ittifaka, bu işbirliğine yanaşmadılar. Ne yaptılar? Buna rağmen, bu işbirliği isteğine rağmen, Moğolların tehdidine rağmen ne yaptılar? Gidip Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait olan Ahlat bölgesini işgal ettiler. Dolayısıyla da Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın adına sinirlerini bozdular. Çünkü Anadolu'yu Moğol tehdidine açık hale getirdiler. Biliyorsunuz ki Ahlat bölgesi bir tampon bölge. Yani Moğollarla Anadolu Selçuklu Devleti arasındaki bir bölge ve o bölge alınınca Anadolu toprakları istilaya açık hale geliyor. Bunun üzerine Alaaddin ne yaptı? Harzamşahlar üzerine sefer düzenledi sevgili arkadaşlar ve Yassı Çemen Savaşı ile birlikte Harzamşahları Sultan Alaaddin Keykubat mağlup etti ve Anadolu Selçuklu Devleti bu savaştan galip ayrıldı. Harzamşahlar da Yassı Çemen Savaşı'ndan yenilerek ayrılınca Harzamşahlar yıkılma sürecine girdiler. Tamam mı burası? Tekrar anlatacağım. Merak etmeyin. Biraz daha bir yazılıyor. Tamam. Burası görülüyordur sanırım. Değil mi? Yani, daha sonra büyüteyim. Şimdi tekrar anlatayım. Birazcık olay örgütlü olduğu için ikinci defada daha iyi anlayacaksınız. Ne dedik? Sultan Alaaddin dedik. Harzamşahlarda, Harzamşahların kapısını çaldı dedik. Oraya elçi gönderdi ve dedik ki bakın Anadolu'ya bir Moğol tehdidi geliyor. Bu Moğol tehdidine karşı işbirliği yapmamız gerekiyor dedi. Fakat Harzamşahlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu işbirliği, ittifak teklifine yanaşmadılar. Bunu yanaşmadıkları gibi Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait olan çok stratejik bir öneme sahip olan Ahlat'ı işgal ettiler. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Sultanı Harzamşahlar üzerine sefere çıktı. Bu savaşın adı yazdı. Hocam. Savaşıdır. Efendim. Efendim Selim. Hocam çok yankı var ya. Çok yankı mı var? Yani o galiba bilgisayardan kaynaklanan bir şey olabilir. Tekrar anlatayım mı? Hocam ben anladım da anlamayan arkadaşlar için söylemiştim.
Tamam, teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Tamam. Ne dedim? Bu ittifakla Teşekkür ederim hocam. ben teşekkür ederim. Bu ittifakla yanaşmadı dedim ve bu ittifakla yanaşmayınca ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait olan çok da önemli olan stratejik bir bölge olan Ahvaz'ı da işgal edince Anadolu Selçuklu Sultanı Yassı Çemen Savaşı'nı Harzem Şahlar'la yaptı ve Yassı Çemen Savaşı'nda Harzem Şahlar yenildiler dedi ve yenildikleri gibi de artık bu savaşla birlikte yıkılma sürecine girdiler Harzem Şahlar. Ancak girdiler fakat Anadolu Selçuklu Devleti'nin aslında hedefi gerçekleşmemişti çünkü Anadolu artık Moğolların tehdidine açık hale gelmişti. Tamam mı? Burayı sileyim yukarıyı. Yazıyı devam edeyim. Şurası çok önemli. Ahlat'ı işgal etti. Yassı Çemen Savaşı o zaman Anadolu Selçuklu Devleti ve Harzemşah Devleti arasında yapılmıştır. Bu savaşın sonucunda, Yassı Çemen Savaşı'nın sonucunda Harzemşah Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Harzemşahlar bugünkü İran coğrafyasında kurulmuş bir devlettir arkadaşlar. Bu da genel kültür bilgisi olarak aklınızda bulunsun, tamam mı? Şuraya not edelim. Ya da burayı sildiyseniz aşağı not edeyim. Silebilir miyim? Burayı. Cevap verirseniz sileceğim. Siliyorum. Silebilirsiniz hocam. Teşekkür ederim. İyi ki Selim var. Hocam kaç katılımcı var? 11. Cevap gelmiyor mu? Yani şu soruyu biraz en son o hocam bir yazılmış. Başkaları Tamam. Lütfen cevap verirseniz sorduklarıma Selim'in dışında.
Bu bir genel kültür bilgisi olarak aklınızda bulunsun. İran bölgesine kurulmuş bir devlettir. İran da Harezm bölgesinde kurulmuştur. Unutmayın bunu. Tamam mı? Şimdi yavaş yavaş Anadolu'ya Türkmenler gelmeye başlıyor bundan sonra. Çünkü Moğol istilası Orta Asya'da başladı biliyorsunuz. Ve Orta Asya'da Türklerin ana yurduydu. Hatırlayın, Orta Asya biz ilk Türkler Orta Asya topraklarında ortaya çıkmışlardı. Ama Moğol istilası, Moğolların yağma faaliyetleri, Moğolların vahşi faaliyetleri artık o bölgeden Türklerin Anadolu topraklarına ya da kaçabildikleri farklı coğrafyada kaçabildikleri bir dönemin başlangıcıydı aslında. Çünkü Moğollarla aklıda öldürüyorlardı, acımasızlardı, vahşi faaliyetler gösteriyorlardı. Dolayısıyla o bölgedeki Türkler daha fazla tutunamadılar ve topraklarını, öz yurtlarını, ana yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ve kaçabilecekleri, gidebilecekleri en uygun bölge bugün üstünde yaşadığımız topraklar olan Anadolu topraklarıydı sevgili arkadaşlar. Ve Anadolu'ya yavaş yavaş ama sık bir şekilde akınlar olmaya başladı. Daha sonra bu akınlar hızlı fazla bir şekilde gerçekleşecekti, tamam mı? Bunlardan biri de ilerleyen zamanlarda göreceğimiz Osmanlılardı. Osmanlılar da Anadolu'ya kaçıp gelen öz yurtlarından, ata yurtlarından, ana yurtlarından, Orta Asya'dan, Moğol istilasından kaçıp gelen Türk boylarından biriydi, tamam mı? Şimdi onları da anlatacağız. Ancak burası yazıldı mı? Sude. Başka kim var hocam? İsim söylerseniz ben şey yapayım. Barış, Bektaş, Nilaya, Sude, Emine, Sıla. Barış, Bektaş, Sıla, Emine, Sıla, Sude, Naz. Neden cevap vermiyorsunuz? Anlaşıldı mı ve yazıldı mı? Şu an dediler. Tamam, siliyorum. Peki anlaşıldı mı? Önemli olan. Anlaşıldı hocam. Süper misin? Diğerleri anlamadı mı? Evet demişler. Oh tamam. Sınavda soracağım çünkü bunu. Çok önemli. Şimdi birazdan da soru soracağım. Soru notu olarak geçireceğim. Tamam. Bir başlık atalım da şöyle. Babayi isyanı. Şimdi sevgili arkadaşlar az önce dedim Orta Asya'dan, öz yurttan, ana yurttan, Türkistan coğrafyasından kaçıp gelen Moğol tehdidinden kaçıp gelen Türk kitleleri vardı, Türk akınları vardı. Bu akınlar geldiler Anadolu'da, Anadolu'ya yerleştiler, Anadolu'ya yerleşmeye çalıştılar ama Anadolu'da da bir takım insanlar var. Dolayısıyla da ne oldu? Kargaşa ortamı başladı. Kaos yaşandı Anadolu'da. Sürekli habire birilerini yerleştiriyorlar, birileri tekrar çıkıp geliyor. Birilerini yerleştiriyorlar. Bir Türk nüfusunu yerleştiriyorlar. Sonra yeniden bir Türk nüfusu geliyor. Bir Türk nüfusunu yerleştiriyorlar. Yeniden bir Türk nüfusu geliyor derken Anadolu'da bir kaos ortamı yaşanmaya başladı. Bu gelen Türkmenler de Oğuz Türkmenleri Anadolu'da bir takım kaos ortamının yaşanmasına sebep olduğu için az sonra Babayi isyanı çıkacak. Tamam mı? Bu isyanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına ve Anadolu'nun Moğollar tarafından resmen işgal edilmesine sebep olacak. Tamam mı? Tabii bundan sonra az sonra Köse Dağ Savaşı'nı da işleyeceğiz. Bu sebepler ve Köse Dağ Savaşı Anadolu'nun Moğollar tarafından resmen işgaline ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin resmen yıkılmasına, 2. Beylikler döneminde resmen başlamasına sebep olacak. O zaman şimdi Babayi isyanının nedenlerini yazalım. Daha sonra gelince devam ederiz. Zaten süremiz de dolmak üzere. Hocam görüşürüz hocam. Görüşürüz.
mü dersiniz? Peki. Görüşürüz. Hoşça kalın.